Merhaba, şu anda Miami'deyiz ve burası Wynwood Doors diye bir yer. Door, Wynwood Door. Buranın ilginç yanı şu, herkes grafiti sanatçıları. Bizim biraz İstanbul'daki Karaköy'e benziyor. Onun gibi duvarlara çeşitli figürler çizmişler. Ama tabii bizdeki gibi bu figürleri yıkıp hemen yerine siyahla boyamak yerine adamlar korumaya almış gördüğünüz gibi. Ve burası bir sanat merkezine dönüşmüş. Pek çok turist geliyor. Biz de bir turist olarak geldik bu bayram seyahatimizde. Görelim dedik. Sadece alışveriş merkezlerine gitmiyoruz tabii biz. Ya da hiç gitmiyoruz oraya. Buralara geliyoruz. Burası böyle bir ne diyelim, Miami'nin varoşu. Hani varoş deyince tabii pek çok kişi kızıyor ama öyle yani baktığınız zaman. Daha az gelişmiş bir yeri. Dönüşümde olan bir semti. Ve bu semtte de çeşitli hala duvarlara böyle şeyler çiziyorlar. Farklı çizimler var. Farklı bir organizasyon görüyorsunuz. En güzel yanı, şimdi Miami'de yeni bir şey başladı. Art Basel var biliyorsunuz. Ya da bilmeyenler var mı bilmiyorum. Basel diye bir şehir var. Bu şehirde genelde çok büyük fuarlar oluyor. Bunların adı da genelde Art Basel olarak geçiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sanatçılar zenginleriyle ya da koleksiyonerleriyle buluşup bu kendi sanat eserlerini satıyorlar. Ya da işte onlar da ünlüler de alıyorlar. Burada şimdi Miami'de bunun bir şubesi açılmış durumda. O da genelde buralarda dönüyor bu iş anladığım kadarıyla. Ve görüyorsunuz şahane böyle bir duvarları çizilmiş. Grafiti ile çizilmiş. Yani pek çoğu bir yere taşınmayacak eserler var. Herkes önünde fotoğraflar çektiriyor. Hatıra fotoğrafları. Burası biraz daha Miami tuhaf bir yer arkadaşlar. Miami'de Amerikalı yok. Herkes İspanyol. İki tane taksiye bindim. Adamlar İngilizce konuşmuyor. Herkes İspanyolca biliyor musun diye soruyor. Ne bileyim kardeşim, bilmiyoruz yani. Şöyle bir etrafı göstereyim istiyorum size. Bakın her yerde çeşitli duvarlarda grafitiler var. Böyle insanlar önlerinde fotoğraf çektiriyorlar. Bunlar model sanırım. Bir saattir fotoğraf çektirip duruyorlar. Modeller böyledir. Bir saat fotoğraf çektirirler. Ama gördüğünüz gibi çok şık böyle duvar şeyleri var. Ve işte bir tanıdık Türkiye'den. Evet Aslı, canlı yayındayız. Anlat bize, neredeyiz şu anda? Dipnot tablet için sanat dünyasının nabzını tutan isim. Aslı Göknar karşınızda. Evet Aslı. Neydi evet burası? Aslı, neredeyiz şu an? Neydi burasının ismi? Miami'deyiz. Evet, Miami'deyiz de bu bölgenin ismi neydi? Canım boş ver, sen anlat, gördüğünü anlat. Önemli olan ismi değil yani, önemli olan gördüklerini. Hayır, ismi de önemli. Win gelsin insanlar. Win neydi mi? Evet. Meet. Windmill. Windmill'deyiz, evet. Windmill'deyiz. Yani burası gerçekten harika bir yer. Miami'ye gelecekseniz, yani geldiğiniz zaman buraya gelmeniz lazım. Çünkü Miami hafif kro bir yer. Kro bir yer. Evet, hafif kro bir yer. Hafif kro ama tam kro değil. Ve bu bölge Miami'nin gerçekten cool bir bölgesi. Ve burada grafitileri görüyorsunuz. Şu grafitilere bakın. Birbirinden güzel kadınları çizmişler. Bu etraf böyle rengarenk. Ve burada bu bölgede inanılmaz güzel galeriler var. Biraz önce yoktum. O galerileri geziyordum çünkü. Evet. Gerçekten ve zaten burası Art Basel in Miami sırasında inanılmaz güzel bir district oluyor. Ve gerçekten bir de tabii ki Güney Amerikalıların özellikle Meksika gibi böyle sanata aşık olan bir ülkenin de buraya taşınması, yani göçünün oradan alması burayı böyle bambaşka bir hale getirmiş. Yani bu renkler falan da tamamen onlardan geldiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle de öyle. Google'layacağım sonra. Çok çok inanılmaz güzel bir bölge olmuş. Muhakkak Miami'de bu bölgeye gelmeden dönmeyin. Öyle diyorum yani size. New York'ta nereye gidecek insanlar? Miami'ye gelmişken belki New York'a da gider. Miami'de bunun benzeri olan yerin ismi Bushwick diye bir yer. Bushwick yıkılıyor tabii yani. Öyle mi? Bushwick yıkılıyor. Yani yeni geliyor. Yani bütün sanatçılar falan oraya muhabbetmeye başladı. Peki Aslı'cığım, buralar varoş değil mi? Normalde baktım varoş değil. Burası varoş değil. Değil. Ama Bushwick varoş. Hayır, bence şu güzel. Şimdi varoş diyoruz, insanlar böyle alınıyor, şey yapıyor ama bu neden dönüşüm güzel. Anlamıyorum. Güzel bir dönüşüm var burada. Ha. O dönüşüm güzel. Evet, yani dönüşüm adam güzel. Şehri almış, burada fakir yerleri gayet böyle bir sanatla bambaşka bir şey. Yani yüksek binalar yaparak değil, sanatla orayı yaşatarak, o insanların ürettiği evet. şeyleri yaşatarak evet. hayatın içine katmış ve hatta uluslararası bir değer yaratmış. Evet, Bushwick de işte New York'ta öyle oluyor. Yani açık hava müzesinde geziyor gibi oluyorsun Bushwick'te.
Ve bütün sanatçılar falan oraya taşınmaya başlamış. Yani eskiden Brooklyn'e taşınmaya başlamışlardı. Brooklyn Heights falan biliyorsun çok yükselen yerler oldu. Şimdi ise Bushwick orada inanılmaz yükselen bir değer olmaya başladı. Peki bu Miami'den böyle Türkler evler mevler alıyor. Ne diyorsun? Çözdün mü bunu? Niye gelip buradan ev alıyorlar? Ben ilk geldim bakıyorum burada. Buradan ev alıyorum diyor. Hayır şöyle. İlk önce ucuzdu. Şimdi yani biliyorsun hani acayip böyle düştü Miami'deki yani bütün Amerika'daki evlerin değeri. Ve Miami her zaman zaten eskiden şeydi. Yaşların, emeklilerin taşındıkları bir yerdi. Sonra fakat Miami işte bu özellikle Güney Amerikalıların buraya gelip para harcamasıyla ve yatırım yapmasıyla çok değişti. Yani bütün yaşayan insanlar değişti. Daha eskisine göre cool bir yer olmaya başladı. Ama hala hafif kuru. Ve ev fiyatları da çok iyi olduğu için, bu mortgage fiyatları çok düştüğü için Amerika'da genel olarak. Herkes burada yatırım yapıp ev almaya başladı ama şimdi yükselmeye başlamış. Baktım çünkü. Alacaksın ya. Neyse arkadaşlar evi bırakın sanata dalalım şöyle. Bakın dalalım derken kelimenin gerçek anlamıyla dalıyoruz. Şöyle. Evet birisi demiş ki Emre Cüneyt Firar'da demiş. Sanırım Acun'un en patladığı program Miami'de çektiği programdı. Hatta bunun bir muhabbetini de yaptık. Ya gerçekten Acun'un hani en büyük patlama yaptığı program sanırım Miami'ydi diye. Bilmem doğru mu değil mi? Buradan da selam olsun. Acun kardeşimize başarıların devam dileyelim. Hadi hepinize iyi akşamlar dileyelim.